Bu videoda Henderson-Hasselbalch denklemini kullanarak tampon çözeltilerle ilgili birkaç hesaplama yapmak istiyorum. Bir önceki videoda bu eşitliği nasıl türetebileceğimizi öğrenmiştik. Bu denkleme göre pH eşittir pKa artı logaritma A eksinin derişimi bölü haşanın derişimi. Demek ki burada bir eşlenik asit baz çiftinden bahsediyoruz. Yani haşa ve A eksi. Yukarıda gördüğünüz soru için haşa yani asit için NH4 artı, baz yani A- için ise NH3'ü ya da amonya vermişler. Bir tampon çözeltisinin pH'ini hesaplamak istiyorsak, ilk yapmamız gereken şey pKa değerini bulmak. Biraz önce de söylediğim gibi bizim kullanacağımız asit NH4 artı. Diyelim ki biz NH4 artının Ka değerinin 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşit olduğunu önceden biliyoruz. pka değerini bulmak için tek yapmamız gereken ka'nın eksi logaritmasını bulmak. Aradığımız pka değeri 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'un eksi logaritmasına eşit. Evet, hesap makinemizi çıkartırsak iyi olur. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'un eksi logaritması bize 9,25'i veriyor. Demek ki pka 9,25'e eşit. Bulduğumuz bu değeri biraz önce gösterdiğim denkleme tam buraya yerleştirebiliriz. O zaman tampon çözeltimizin pH'ı eşittir 9,25 artı logaritma a eksinin derişimi. Bu soruda bazımız NH3 amonyak demiştik. Amonyağın derişimi soruda 0,24 molar olarak verilmiş. Dolayısıyla burada 0,24 yazmamız gerekiyor. 0,24 bölü asit derişimi olması gerekiyor. Asidimiz hangisiydi? Tabii ki NH4 artı. Onun derişimi de 0,2 molar. O zaman yapmamız gereken 0,24 bölü 0,2'nin logaritmasını bulmak. 0,24 bölü 0,2'nin logaritması 0,079'a yani yuvarlarsak 0,08'e eşit. 9,25 artı 0,08, 9,33'e eşit. Demek ki tampon çözeltimizin pH'ı 9,33'e eşitmiş. Bu pH değerini video boyunca aklınıza tutmanızı istiyorum. Çünkü Bundan sonra bu çözeltiye asit ya da baz eklersek bu pH'in nasıl değişeceğine bakacağız. O halde sizin de tahmin edeceğiniz üzere bundan sonra yapacağımız ilk soru bu çözeltiye baz eklersek ne olacağı. Tabii pH'a nasıl etkileyeceğine bakacağız. Öncelikle tampon çözeltimiz 0,005 mol. Kuvvetli baz ekliyoruz. Diyelim ki toplam hacmimiz de 0,5 litre. Sizce bu durumda pH kaç olur? 0,005 mol sodyum hidroksit ekliyoruz. Toplam hacmimiz de 0,5 litre. Eğer verilen bu mol sayısını hacme bölecek olursak, sodyum hidroksitin derişimini buluruz değil mi? 0,005 bölü 0,5 0,01 molar'a eşit. Bu sodyum hidroksitin derişimi. Ama sodyum hidroksit kuvvetli bir baz olduğuna göre aynı zamanda da çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimi. Yani çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimi de 0,01 molar. Sonuç olarak çözeltiye bir baz ekledik. Düşünmemiz gereken şey Eklediğimiz bazın tampon çözeltinin içindekilerle tepkimeye girip girmeyeceği. Bildiğiniz gibi tampon çözeltinin içinde NH3 ve NH4 artılar var. Eklediğimiz baz asitlerle tepkimeye girecektir. Öyleyse hidroksitin NH4 artıyla tepkimeye girmesi gerekiyor. O zaman gerçekleşmesini beklediğimiz tepkimeyi buraya yazalım. NH4 artı yani amonyum hidroksitle tepkimeye girecek. Hatta bu tepkime bir reaktant bitinceye kadar da devam edecek. NH4 artı hidroksite bir proton verirse hidroksit yani OH-H2O olur. Burada su elde etmiş oluyoruz değil mi? Diğer yandan NH4 artı bir proton verdiği zaman dönüşeceği şey de NH3 yani amonyak. Artık derişimlerin ne olacağı konusunda düşünme zamanı geldi. Biraz önce yaptığımız hesaba göre sodyum hidroksitin derişimi 0,01 molardı. Amonyum için bu değer 0,2 molar. Yani amonyumun derişimi 0,2 molar. Amonyak için ise 0,24 molar. O zaman buraya da 0,24 molar yazmamız gerekiyor. Hidroksit derişiminin 0,01 molar olduğunu biliyoruz. Hatırlıyorsanız, bütün bu hidroksit iyonlarının amonyumla tepkimeye gireceğinden bahsetmiştik. Başka bir deyişle bütün hidroksiti kullanacağız. Aynı zamanda da aynı miktardaki amonyumu nötr hale getirmiş olacağız. Bunun sonucunda elimizde 0,19 molar amonyum kalmış olması gerekiyor. Hepsi tepkimeye girdiği için hidroksitin derişiminden de sıfırlanmış olması lazım. Tabii bir de amonyak var. Amonyum amonya dönüştüğüne göre amonyumdan ne kadar kaybediyorsak amonyaktan o kadar kazanmış olmalıyız. Yani amonyan derişimine 0,01 eklemiş olmamız gerekiyor. Öyleyse amonyan son derişimi 0,25 molar olacak. Artık Henderson-Hasselbach denklemini kullanabiliriz. Tek yapacağımız bulduğumuz bu değerleri denklemin içine yerleştirmek. pH eşittir, pKa... Öncelikle pKa değerini koyalım. pKa değeri zaten 9,25 olarak hesaplamıştık. O zaman 9,25 artı logaritma bazın derişimi. Buradaki baz nH3 derişimi ise 0,25. Bu değer bölü asidin yani amonyumun derişimi. O da 0,19 molara eşit bu sayıyı 0,19'a bölmemiz gerekiyor. Şimdi hesap makinemize çıkartalım ve bu hesaplamayı yapalım. 0,25 bölü 0,19'un logaritmasını alalım. Bulduğumuz değer 0,12. 9,25 ile 0,12'yi toplarsak elde edeceğimiz değer de 9,37. İşte bu kadar. Çözeltinin pH'ı 9,25 artı 0,12 toplamda 9,37 ediyor. Bunu çözdüğümüze göre bulduğumuz pH'i bir önceki soruda bulduğumuz değerle karşılaştıralım. Tampon çözelti için başlangıç pH'i 9,33'tü. Gördüğünüz gibi kuvvetli bir baz ekledik. Ama pH değeri çok çok az değişti. Birazcık arttı. Bu aslında size matematiksel olarak tampon çözeltilerin bu tarz büyük pH değişimlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Peki, diyelim ki aynı çözeltiye asit ekledik. O zaman ne olur? Elimizde aynı çözelti olduğunu varsayalım. Yani amonyum ve amonyak içeren tampon çözeltisi. Ama bu sefer baz eklemek yerine asit ekleyelim. 0,03 mol HCl ekledik diyelim. Hatta toplam hacim de yine 0,5 litre olsun. Amacımız bu çözeltinin pH'ını bulmak. İlk yapacağımız şey HCl'nin derişimini bulmak. Bildiğiniz gibi bu da mol bölü litre demek. 0,03 mol bölü 0,5 litre. 0,03 bölü 0,5 bize 0,06 moları veriyor. Demek ki HCl'nin derişimi 0,06 molarmış. HCl kuvvetli bir asit olduğuna göre bu molekülü çözeltinin içinde H artı ve Cl eksi olarak da düşünebilirsiniz. Tabii bütün bunlar su içinde olduğuna göre H artı H2O'nun H3O artı yani hidroin vereceğini de fark etmiş olmalısınız. Dolayısıyla bulduğumuz derişim yani 0,06 molar aynı zamanda oluşacak hidronyum iyonlarının derişimi. Sonuç olarak eklediğimiz asit tampon çözeltinin içinde var olan bazla tepkimeye girecek. Evet bu soruda tepkimeye girecek olan şey baz. Bu çözeltideki baz tabii ki amonyak. Yani amonyak NH3 ve H3O artı yani hidronyum iyonları arasında gerçekleşecek tepkimeyi artık yazabiliriz. Bu tepkime de bir reaktant bitene kadar sürecek. Amonyak bir proton alırsa tahmin edeceğiniz gibi NH4 artıya dönüşecek. Aynı şekilde H3O artı bir proton verirse elimizde kalan şey H2O. Derişimlere gelirsek hidronyum iyonlarının derişimi 0,6 molar. Amonyan başlangıç derişimi ise 0,24 molardı demiştik. Amonyan derişimi ise 0,2 molar. Bütün hidronyum iyonlarının tepkimeye gireceğini biliyoruz. Yani tepkime sonunda hepsi harcanacak. Başka bir deyişle elimizde hiç hidronyum kalmayacak. Amonyak içinde benzer bir kayıp yaşanacak. Yani aynı miktarda aynı amonyağı kaybedeceğiz. Hatta diğer bir deyişle, hidronyumla tepkimeye girdiği için 0,6 molar amonyak kaybedeceğiz. Nötralleşmeden sonra geriye 0,18 molar amonyak kalacak. Ayrıca ne kadar amonyak kaybediyorsak o kadar amonyum kazanıyoruz demek. Sonuç olarak tepkime sonucunda amonyak amonyuma dönüşüyordu değil mi? Öyleyse 0,06 molar amonyum kazanmış olmamız gerekiyor amonyumun son derişimi de böylece 0,26 molar olmalı. Yeni değerlerimiz bulduğumuza göre Henderson Hasselbach denklemini kullanarak çözeltinin değişen pH'ını hesaplama zamanımız geldi. Kendimize biraz daha yer açalım. pH eşittir pKa. Öncelikle pKa değerine bakalım. İlk soruda hesapladığımız pKa değerini hala kullanabiliriz. Ki buna 9,25 demiştik. O zaman 9,25 artı bazın derişiminin logaritması. Bazın derişimi 0,18. 0,18 ama tabii bu sayıyı bir de asidin yani NH4 artının derişimine bölmemiz gerekiyor. Yani 0,26'ya. Burada yine hesap makinesine ihtiyacımız var. 0,18'in 0,26'ya bölümünün logaritması eşittir eksi 0,16. Bunu da yazalım. Demek ki pH eşittir 9,25 eksi 0,16. Yani 9,09. Hatırlayalım. Başlangıçtaki pH 9,33'tü. Bir miktar asit eklememize rağmen birazcık düşürmüş de olsak yine pH'ı çok fazla değiştiremedik. Demek ki tampon çözeltiler pH değişimlerine karşı oldukça dayanıklı diyebiliriz. Şöyle bir toparlarsak tampon çözeltilerin tanımını da içine asit veya baz eklendiğinde pH değerini koruyan çözeltiler olarak yapabiliriz.